Merhaba arkadaşlar. Sizlere Doğu İnşaat için yazdığım çek ve iş takip programını kısaca tanıtmak istiyorum. Kullanıcı adı ve şifre ile açıyorum programı. Firma benden ne istediyse onu yazdım. Firma çeklerini takip etmek istediklerini ve iş kalemlerindeki giderleri takip etmek istediklerini söylediler. Ben de tam istediklerine göre istedikleri şekilde program yazdım arkadaşlar. Burada çek listemizi görüyoruz. Çekle burada 3 sekmeli form var burada gördüğünüz gibi. Portföydeki çekler, ödenen çekler ve tüm çekler olmak üzere. Örnek olsun diye birkaç tane çek girdim burada. Şimdi öncelikle programa başlamadan önce Excel sayfasına geçip burada ayarlar sayfasında banka adları, firma adı ve hesap adlarını girmeleri gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunları girdikten sonra hemen çeklere geliyorum. Burada bir çek girişi daha yapalım. Örneğin çekimizin son ödemesi 20.01.2021 olsun. Çek numarasını rastgele yazıyorum. Banka adı Halk Bankası, firma Doğu, hesap adı çek hesabı, yapılan işin ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele yazıyorum açıklamayı. Tutarı 210 bin diyelim. Ve kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi burada çekimiz girdi arkadaşlar. Örneğin ayın 26'sı 26 tarihli bir çek gireyim. Şu iki tarih arasına girmesi gerekiyor arkadaşlar. Çekin. Hemen 26 12 pardon 12 2020 diyorum. Yine çek numarasını rastgele yazdım. İş Bankası Altay çek hesabı yapılan iş rastgele yazdım. Tutarı 40 bin. Kaydete bastım. Gördüğünüz gibi 26, 25 ile 27 arasına çekimiz girdi arkadaşlar. Ödenen çekimiz yok. Tüm çeklerimiz burada. Şimdi ben tarihi ileri alayım. Hemen burada CMD yazıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Date diyorum. Mesela 23, 11, 12, 2020 diyelim. Hemen buradan çeklere baktığım zaman dikkat ederseniz ödemesi yaklaşan 3 tane çekimiz olduğunu görüyoruz buradan. Buradan ödemesi yaklaşan çekleri yazdır diyerek çekleri yazdırabiliyorum. Mesela masa üstüne ödenecek çekler diyelim. Yazdırdım. Hemen ESC ile kapatıp masa üstüne baktığım zaman ödemesi gereken bakın 3 adet çekimiz toplam 240 bin TL'lik 3 adet çekimiz olduğunu buradan görüyorum arkadaşlar. Şimdi çekleri ödeyelim mesela. Şu çeki çift tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Zaten aşağıda yazıyor arkadaşlar ödeyeceğiniz çeki çift tıklatın diye. Çeki çift tıklıyorum. Çeki öde diyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi portföydeki çek toplamımız 465 bine düştü. Ödenen çek 150 bin. Mesela bu çeki geri iade alayım. Seçili çekin ödemesini iptal et diyorum. Evet diyorum. Ödenen çek yok. Portföydeki çek toplamımız 615 bine çıktı. Tekrar çift tıklıyorum. Çeki öde dedim. Evet dedim. Bakın 465 bine düştü. Ödenen çekler 150 bin. Tüm çeklerimiz yine burada. Yine şu çeki çift tıklayıp öde diyorum. Portföydeki çek toplamımız 425'e düştü. Şu çeki de öde diyorum. Ve toplam ödenen çeklerin toplamı 240 bin arkadaşlar. Az önceki rapora tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi ödenmesi gereken çeklerimiz 240 bin liraydı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. 240 bin lira görünüyor. Demek ki çek tanımlayabiliyoruz. Çeklerimizi çift tıklayarak ödeyebiliyoruz. Ödemesi yaklaşan çeklerin kırmızı renkle boyandığını gördük. Örneğin ödeme tarihini biraz daha ileri alalım. Mesela ayın 5'i yapalım. 01.01.2021 yapalım. Bir dakika date yazayım önce. 01.01.2021 diyelim ve tekrar çeklerimize baktığımız zaman bakın arkadaşlar şunun yaklaştığını ödemesinin yaklaştığını görüyoruz. Ödemesi yaklaşan çekler dediğim zaman yine tekrar yazdırıyorum. Herhangi bir isim verip kaydete bastım masa üstüne. ESC tuşuyla kapatıyorum. Pencere değil, tüm pencereleri küçültüp masa üstüne bakıyorum. Tek bir adet çek olduğunu ve toplam 60 bin TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ödemesi yaklaşan çekin bu olduğunu gördük. Evet bu çeki de ödeyelim. Çift tıklıyorum. Tabii bu da kırmızı renklidir. Seçili olduğu için gözükmüyor. Çift tıklıyorum ve çeki öde diyorum. Bu çek de ödendi.
ödenen çeklerde görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de çekleri çek numarasına göre ve yapılan işe göre arayabiliyoruz. Çek numarası örneğin 788 dediğim zaman bakın çeki listeledi. Yine yapılan işe göre tabi rastgele yazdığımız için DS ne demişim yapılan iş de yapılan işe göre DS dediğim zaman bakın DS, FGS, D isimli çek işimizi de burada listelemiş olduk. Tabi listelediğimiz çekin de örneğin JF ile başlayan iş dediğimiz zaman içine JF geçen iş dediğimiz zaman toplam 275 bin liralık iki iş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki toplam şu listeye göre filtreleniyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yapılan iş takibine. Müteahhitlik firması olduğu için burada bir iş ekliyoruz. Örneğin okul yapım işi diyelim. İşin tutarı 850 bin diyelim. 24 derslikli okul yapımı diyelim. Ve kaydete basıyorum. Burada bir iş kalemimizi oluşturduk. Şimdi bu iş kalemimize gider eklemek için gider kaydet diyoruz. Örneğin 20 bin temel kazısı diyelim. Kaydete basıyorum. Hemen işin toplam tutarı 850 bin, masraf toplamı 20 bin, kar 830 bin. Bir gider daha girelim. 120 bin işte demir alımı. Gördüğünüz gibi toplam masraf 140 bin, 710 bin kar bu şekilde gidecek ve en sonunda iş tamamlandığında ne kadar kar ettiğimizi buradan görebileceğiz. Bir iş daha ekleyelim. Mesela yol yapımı. Tutarı 600 bin 30 kilometrelik yol bakım işi diyelim. Kaydete basıyorum. İkinci bir iş kalemi ekledik. Yine buna gider ekliyoruz. Örneğin 250 bin asfalt alımı diyelim. Kaydete basıyorum. Ve yol bakımına dikkat ederseniz İşin toplamı 600 bin, masraf 250 bin, kar 350 bin bu şekilde hangi kalemi tıklarsak o kaleme ait toplam yapılan masrafları buradan görebiliyoruz. Mesela gider kalemini silebiliyoruz örneğin. Şu anda masraf 140 bindir. Mesela şu 20 bin ise sildiğim zaman toplam 120 bin masraf yapıldığını görüyoruz. Programı yedekle diyerek yedeğini alabiliyoruz. Aktif yazıcıyı yine buradan seçebiliyoruz. Excel'e geçebiliyoruz. Değişiklikleri kaydedebiliyoruz. Program bu şekilde arkadaşlar. Kısacası çeklerimizi ve iş kalemlerimizdeki giderleri çok rahat bir şekilde takip edebiliyoruz. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa almak istiyorsanız bstkanal@gmail.com'a mail atarak iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.